Nergis. Nergis ya, Allah Allah. Ben sana soracağım küçük hanım. Ben sana soracağım. Ben sana bunun hesabını soracağım. Abla gözüm seveyim, bir sakin ol ya lütfen. Bak minik çöreğim, şimdi sakin ol. Sakin makin olamam. Nereye sakin oluyorum Aslan ya? Bana yalan söyledi. Bana yalan söyledi bu kız. Yok ayrıldım dedi, yok şu dedi, yok bu dedi. Ama ben sana bunun hesabını soracağım. Bu kız artık çok oldu. Taksi! Taksi! Oldu, çok bağırdı. Taksi dedi. Müsaittim. Acil. Acil, vallahi acil. Dur geç, gel. Tamam, geç. Gel. Efendim Berma teyze. Kardeş kusura bakma, ortam gergin. Kapa ya seni, kapa. Tamam, kapattım bey. Yürü abicim, yürü. Evet. Evet Berma teyzeciğim. Maalesef. Ben de bilmeniz gerektiğini düşündüm. Çok iyi yaptın Tuğçe. Ben ailesinden kurtuldum derken ada denilen bu kızdan bir türlü kurtulamadım. Ama dur sen. Bu insanlar Berma'yı çok hafife aldılar. Çok hafife aldılar, çok. Peşlerine düşmeseydik ayrıldıklarına inanacaktık. Evet. Neredesin Rüzgar? Hem teyzeleri hem de Belma teyze tarafından basıldığında yüzünü görmek isterdim adamın. Yüzünün alacağı şekli görmek isterdim. Efendim Zaferciğim. Belma, nereye kayboldun? O sinsi tatil planından anlamalıydım Zafer. Anlamalıydım. Ne diyorsun Belma, neredesin sen? Eve gidiyorum. Büyük bir hızla eve gidiyorum Zafer. Canım oğlum Bora'mı o kızın elinden, pençelerinden kurtarmaya gidiyorum. Ve Zafer, bana oynadığın bu oyunu asla unutmayacağım. Duydun mu beni? Asla. Belma, ne? Aa! Şaka mı ya o? Şakadır herhalde. Yok canım, ne taksisi? Yapar mı yapar ya. Belma! Korkuyorum. Korkma, ben buradayım. Beni bırakma, tamam mı? Daha yeni başlıyoruz. Tamam kardeş, sağ ol, sen halledersin Aslan. Bora! Ada! Boracığım, Ada! Ada! Bora!
Tamam sakin ol. Yatına gireyim. Ada ne yapıyorsun? Tamam sakin ol. Öyle bir şey olabilir mi sence? Tamam sakin ol. Belki de bu bir fırsat. Bu bizim için bir fırsat Ada. Atlayayım buradan. Bora. Ne bu? Bu ne? Ne olmuş burada? Bir dakika dur. Sakin. İşte. Kulak memesi kıvamında. Daha yeni yemişler. Ada. Şu tarafa Ada. Doğru gidelim. Ah Bora. Ah Bora. Tamam şunu yapıyoruz. Tutuyorum elinden. Çıkıyoruz karşılarına tamam mı? Her şeyi anlatıyoruz. Bitiyor bu çile artık. Bitti. Tamam mı? Söylüyoruz her şeyi. Ada! Bora oğlum! Kapıda kapalı Ada. Ne oluyor? Çık dışarı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ada! Çık dışarı geberteceğim seni. Bora çekil bakayım oğlum. İçeride değil mi? Anne ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ada çık diyorum. Tamam. O zaman siz istediniz. Göreceğiniz hazır olun efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Ada! Ada! Buyurun, buyurun, buyurun. Ada! Buyurun Aslan Bey. Buyurun. Ada! Ada yok. Nerede bu? Nerede bu kız? Arama arama sen arama boşuna abla. Hey, burada başka iş dönüyor burada. Başka işler dönüyor burada. Başka işler. Ne dönüyor? Ne oluyor? Bunlar ne ya? Bunlar ne Bora efendi? Bunlar ne? Bunlar ne? Bu ayakkabılar ha? Bunlar kimin? Kimin? Oğlum bir şey demeyecek misin? Ha? Kimin bunlar? Kimin? Biz de seni adam sanmıştık be. Kalıbından utan be. Biz de seni adam zannettik be. Evi tabii boş buldun. Hemen attın kızı eve değil mi? Ne alakası var ya? Senin onu neden bahsediyorsun? Allah'ım sen affet. Öyle bir şey yok. Allah'ım sen affet. Senin kalıbına be. Sen benim neden bahsettiğimi biliyorsun. Sen benim neden bahsettiğimi, kimden bahsettiğimi biliyorsun sen benim. Baksana be. Yazık be, yazık be. İki gün geçmemiş daha be. Daha iki gün geçmemiş. Sen kalkmışsın. Bizim kızımızın üstüne gül koklamışsın. Vallahi yazık sana. İyi ki var ya Ada burada yok abla. Ne diyorsun Yasemin? Ada değil miymiş anlamadım. Değil. Ada değil mi? Değil değil ablam ne adası ne adası. Ey gidi ey gidi. İş başka burada iş başka. Hayırdır komando ne iş? Tamam bir sakin ol her şeyi anlatacağım. Artık konuşmamızın zamanı gelmişti zaten Nergis Hanım. Ay ne konuşması ya? Anneciğim bir izin verirsen konuşacağım zaten. Bir izin verirseniz. Anlat anlat dinliyorum. Bakın hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz Ada'yla ikimiz. Hala ikimiz diyor ya delireceğim ben. Oğlum sen... Herkese böyle ortalıklarda mavi boncuk mu dağıtıyorsun? Anlamıyorum ki. Pis kazanova. Pis. Ne diyorsunuz? Ne mavi boncuğu? Ne kazanovası? Ben bakın açıklayabilirim diyorum size. Ne saçmalıyorsunuz? Efendim bir saniye. Herkes sakin olsun. Oğlum isterse mavi boncuk dağıtır, isterse yeşil boncuk dağıtır. Değil mi çocuğum? Madem ki sizin kızınızla birlikte değil, bize ne, size ne, daha ne? Doğru söylüyorsunuz. İstediği her kıza mavi boncuk, yeşil boncuk artık ne renk bulursa dağıtabilir zaten. Ama benim yeğenimin sizin çapkın oğlunuzla hiçbir ilgisi olamaz. Ne alakası var Nergis Hanım? Anneciğim bir... Sen sus, sen sus, sen sus. Sen Yasemin Hanım. Ayran gönüllü, ayran gönüllü seni be. Ayran gönüllü seni, ayran. Tamam artık bu saçmalığa artık bir son verebilir... Ada. Ada. Teyzoş, eve geldim yoksunuz. Neredesiniz siz? Sen evde misin? Ha, ben evdeyim. Siz neredesiniz? Biz şeydeyiz biz. Biz geliyoruz şimdi. Sen bir yere ayrılma konuşacağız. Eyvallah da. Evdeymiş. Ha, bak gördün mü abla? Günahını aldın kızın boşu boşuna sen de yani. Hadi ya. Nergis Hanım çok önemli. Bir hadi konuşabilir aslan. Miyiz diyorum. Vallahi 3 kilo verdim. Kilo aslan verdim. Aslan ben yok hayır. Sizinle ayrıyetten konuşacağız Yasemin Hanım. Sizinle çok ayrıca özel olarak konuşacağız. Şey ya biz inanamıyorum. Hepinizle konuşacağız, hepinizle. Konuşacağım. Ah aslan oğlum. Eşim ben sana bu gece bir şey sormuyorum. Sonra ayrıntıları konuşuruz tamam mı? Hadi iyi geceler. Ben gerçekten çıldıracağım artık ya. Gerçekten çıldıracağım. Aynı güneş kadar. Anahtar. Bora, seni seviyorum. Canım Bora'm. Oo. Yes. Hadi.
Güneş iki. Hadi. Abla görüyor musun? Erkek milleti işte evi hemen boş buldu. Hop eve hatun atmaca. Böyle üstü açık arabalar, elbiseler, ayakkabılar bilmem neler. Daha neler neler kim bilir. Ha, tabii ama kadın nasıl kaçacağını bilememiş evden, o ayrı. Tabii. Abla kız sen hiç benim ada kuzucuğuma böyle bir şey yakıştırır mısın? Allah aşkına soruyorum sana. Ha? Ay tabii ki yakıştırmam Yasemin. Sen de benim derdim onu korumak zaten ya. Beni tanımıyormuş, bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Biliyorum benim güzel ablam, biliyorum, biliyorum. Senin derdin onu korumak. Benim de derdim adayı korumak. Tek derdim bu. Bütün amaçlarım bu yönde. Üferişte ya! Tıkış tıkış gidiyoruz zaten. Ay bırak adamı. O kadar stres yaşamışız evlerde hala uyuyorsun ya. Allah Allah, bizim derdimiz Allah. Adam oradan oraya bütün gün. Ada kızım, bu halin ne? Üzerine geliş bir şey gelsin hocası kızım. İyi geceler Necmi amca. Dur ben tamam edeyim. Kıyafet mi alırsın lan? He kıyafet olursa he. Ah be hayatım önce hep kıyafet mi alırsa gitmek istedim biliyor musun? İyi inşallah gidersin Necmi amca. Büyüyünce gidersin. Nereye derdim. Gidiyorsun kızım bu yaşa sonra? Aa gençlik ah. Beni bir sal ya. Hadi beni bir sal Necmi amca. Çekil. Ağzın geri geliyor. Çoğu insana var. Hemen kanım kaynadı. Yokluğun zaman anlaşıldı. Ada! Dede, Nalan neden geri gelmek istedi? Taktı kızım, taktı. Ne taktı? İçeri gelince göreceğiz. Geç kızım, geç. Geç. Benim kuzum ya. Günahını aldın. Güzel kızım benim. İyi ki sözümü dinledin de ayrıldın şu Bora'dan. Bak değmezim şu adam için. Evet ablacığım hadi. Abla sabah konuşuyor. Abla vallahi gözümü zora çıktı diyorum. Çok uykum geldi. Hadi ya vallahi sabah konuşuruz bunları. Hadi hadi ablacığım. Hadi uyandıracağız kızı. Hadi çık 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 hadi. Hadi çık abla çık. Konuşmamız gerek. Arıyorum. Arama. Birazdan arayacağım. Melma. Hiç tavır yapma Melma. Hiç tavır yapma. Tavır yapma. Burada tavır yapması gereken biri varsa o da benim. Aa! Neden acaba? Neden mi? Ha, şu nedenle. Birlikte karar veriyoruz, tatile gidiyoruz. Otelimize yerleşiyoruz. Ben şöyle etrafa bakayım diye aşağı iniyorum. Yukarı çıkıyorum, abi bakıyorum Melma Hanım yok. Sağ bakıyorum yok, sola bakıyorum yok. Oho Melma Hanım gitmiş. Nereye? Adayla Bora'yı basmaya. Yakıştı mı bu sana? Peki ortada hiç tatille ilgili bir konuşma veya plan yokken sen durduk yerde öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Elif'le beni ikna bile etmeden apar topar tatile götürüyorsun. Peki neden yapıyorsun bunu acaba? Hı? Bu sana yakıştı mı Zafer Bey? Ne oldu Berma? Ne oldu? Geldin adayla Bora'yı yakalayabildin mi? Yazık. Çok yazık ya. Çok çok yazık. Bak Zafer. Ben sana bir türlü anlatamıyorum. Ben canım oğlum Bora'mı korumaya çalışıyorum. Bunun için de ne senden özür dileyeceğim ne de bir adım bile geri atacağım. Şimdi
Ay yok ama sen bir şey anlamıyorsun. Yok, daha fazla anlatmayacağım zaten. Hadi neyse. Good night. Yani diyorum ki iyi geceler. Good night. Niye anlamayayım ya? İyi geceler. Benden de good night o zaman. Allah Allah. Allah Allah. Ya da Allah rahatlık versin diyeyim, ha? Hırsımı da alamadım zaten. Cevabını bildiğim soruyu niye soruyorsam. Bora'nın yanına gidiyorsun değil mi? Ha? Bu ne? Bu akşam buldum ben bunu. Ya bunu bu akşam ablam bulsaydı? Ya ablam bulsaydı o zaman ne olacaktı? Teyze hoş. Ama benim gitmem lazım. Onu öyle orada zor durumda bıraktım. Baskın falan. Bir özür dilemem lazım. Sana o kadar mesaj attım. Bak, çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de... Tövbe de. Tövbe. Şansını zorlama. Teyze şum, gideyim. Gideyim, iki saate geleyim. Söz, iki saatte hallederim ben. Gidiyorsun ama iki saat sonra geri geliyorsun, tamam mı? Tamam. Sen girene kadar da ben uyumayacağım ona tamam. Göre. Tamam, teyze şum, söz. Hadi, tamam, hadi. Git. Hava serin üstüne bir şey al. Ben halledersin. Ben hallederim. Halledeceğim ben artık. Sen halledersin. Ne fırtınalı aşk ama. Ben geldim. Arabayı park ettim. Kapıyı açar mısın? Yağmur başladı tekrar. Arabanın üstünü kapattım. İyi yaptın. Uyudu mu herkes? Uyudu. Herkes. Ben dahil. Bora. Çok haklısın. Çok çok haklısın. Hangi konuda haklıyım adı? Hı? Hangi konuda haklıyım? Şu baskın saçmalığı. Seni öylece bırakıp gittim. Ama başka çarem yoktu. Başka çaren yoktu. Öyle mi?
Senin başka bir çaren yoktu. Öyle mi Ada? Bora, sesini alçaltır mısın? Biri uyanacak şimdi. Uyanırlarsa ne olur Ada? Aa, doğru. Doğru. Senin burada olduğunu öğrenirler değil mi? Peki ben sana ne dedim? Tut elimden çıkalım insanların karşısına, teyzenlerin karşısına. Her şeyi bir bir tek tek söyleyelim dedim. Dürüst olalım dedim değil mi? Bu mümkün değil. Yeter Ada, bak gerçekten sıkıldım. Teyzenlerle konuşayım diyorum, izin vermiyorsun. Ben konuşacağım diyorsun. Tamam diyorum, onu da yapmıyorsun. Ada. Ada bak, ben bir şeyler tamam dedikçe her şey daha da karışıyor. Farkında mısın? Sen çektin gittin, beni yalnız bıraktın ya. İnsanlar her şeyi yanlış anladı, biliyor musun? Benim başka biriyle olduğum falan zannediyorlar. Sen beni nasıl bir durumda bıraktığının farkında mısın? Zor durumda olan sen değilsin sadece, tamam mı? Teyzemler bir tarafta, sen bir tarafta. Ne kadar sıkışıyorum, görmüyor musun? Sakın bana batma deme, çünkü sıkıldım artık Ada. Bunun bir çözümü var. Gerçekten anlamıyorsun, gerçekten. Anlamıyorum, öyle mi? Ben anlamıyorum, öyle mi? Senin bu teyzenlerin tek derdi senin ilk aşkınla evlendirmek değil mi? Evet öyle. Peki senin teyzenler senin ilk aşkınla evlenmek istemediğini bilmiyorlar mı Ada? Biliyorlar. O zaman ne bulsunlar kıyamet Ada? Ada. Kim senin bu ilk aşkın? Hı? Kim senin bu ilk aşkın Ada? Bak sen bana cevap vermedikçe benim aklıma milyon tane şey geliyor, engel olamıyorum, yapma. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Çok geçmişte kaldı. Çok geçmişte kaldı. Öyle mi? Yani bu muydu senin söylemekte zorlandığın şey? Yok mu bu adamın ismi cismi? Ahmet Mehmet ne zıkkımsa. Ne yapacaksın adını? Merak ediyorum, ben seninle ilgili her şeyi merak ediyorum adam. Sana hiç yardımcı olmuyorsun bu arada. Asıl sen bana yardımcı olmuyorsun. Nerede bu adam, kim bu herif? Cehennemin dibinde, tamam mı? Cehennemin dibinde. Ben buraya bunları konuşmaya gelmedim Bora. Ben sana istemeden yaşattığım şey için özür dilerim. Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Ben böyle gizli saklı bir ilişki yaşamak istemiyorum Ada. Sanki yaptığımız şey büyük bir suçmuş gibi, affedilmez bir günahmış gibi yaşamak istemiyorum Ada. Ayakkabılarımızın kaybolduğu günü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Orada sana bir soru sormuştum. Sen kimsin demiştim. Sen de bana sadece Ada demiştin. Sadece Ada. İşte ben o Ada'yı sevdim. Sadece Ada'yı, onun peşine düştüm. Şimdi onun hakkında her şeyi bilmeye de hakkım var benim Ada. Hakkın var. Senin hakkın var. Ama benim seni sevme hakkım yok. O ne demek? Nereye gidiyorsun? Ada. Ait olduğum yere. Ait olduğun yere gidiyorsun. Öyle mi? Arabanın anahtarı. Tamam. Ben seni bırakırım. Gerek yok. Ben seni bırakırım Ada. Gerek yok Bora. Bırakacaksın zaten. Şimdi ya da sonra. Ben taksi çağırırım. İlk aşkın kim öğreneceğim Ada? Benden gizlediğin, köşe bucak kaçırdığın adam kim öğreneceğim?
işte kurbağadan prens olursa canı sinek çeker tabii. Ah! Evden gitmemizi beklemiş. Evden çıkmamızı beklemiş. Ah ben bileydim. Ben bileydim. Bak sen de gördün o adamın kaç kuruşluk bir adam olduğunu. Ha, anladım anladım. Onun boyun altında kalsın. Allah'ım tövbe. Konuyu biliyorsun. Ha şöyle. Ha. Onun onun gözleri, o güzel gözleri kör olsun inşallah. Çok tövbe, çok tövbe, çok tövbe. Üzülme kuzum sen. Üzülme bak herkes için hayırlısı oldu. Abla adadan şüphelendiğin için ondan bir özür dilersin artık. Değil mi? Bir özür borçlusun adaya. Yasemin Allah aşkına ben sevdiğimden, düşündüğümden, sen mutsuz olacaksın diye korktuğumdan kuzum yoksa hiç başka bir şey gelir mi benim aklıma? Kapansın artık kuzum tamam. Tamam, tamam sen sıkma canım. O benim için bitti. Ben artık bundan sonra işime kafa takarım. Tabii. Gidelim şirkette bana çok ihtiyaç var gidelim. Ben lazım. Yeter. Tamam ağlama kuzum artık. Ne alacağım ya? Ne alayım ya? Bir daha ağlarsın belki yollarda. Hadi göz kulak ol Yasemin. İki göz iki çeşme kızın içi dışına çıktı helak oldu ya. Hava ne kadar güzel. Acaba ada rezil olduğu için mi? Yüzünün aldığı hali görmek isterdim adacığım. Efendim Tuğçe. Alo Belma teyzeciğim. Artık bir kutlama yaparız. Ya neyi kutluyoruz Tuğçe? Ada teyzelerine yakalandı ya. Onun için Belma teyzeciğim. Ay yok. Yok canım. Ada değilmiş. Başka biri varmış Boracığımın yanında. Nasıl? Kimmiş yanındaki? Aman canım kimse kim? Benim umurumda bile değil. Ada değilmiş ya ben ona şükrediyorum. Şükürler olsun. Anladım. Bak Tuğçe. Sen bilip bilmeden asılsız haberler veriyorsun ve yüreğimi ağzıma getiriyorsun. Bak böyle yaparsan bozuşacağız ha ona göre. Yanılmışım Belma teyzeciğim ben herhalde kusuruma bakma. Neyse en azından dediğiniz gibi ada değil yani o da iyi bir şey. Neyse beni arkadan birisi arıyor onunla dönmem lazım Belma teyzeciğim öpüyorum görüşürüz hadi bay bay. Bu sefer kurtuldun ada. Ama bu son şansın da artık senin. Son. Aa, Aslan kapı mı? Hı. Ay yine ne unuttu ki? Aa, hayırdır? Ne işin var senin burada? Niye geldin? Hayırdır komanda ne iş? Aslan Bey, Nergis Hanım içeri girebilir miyim? Konuşmamız lazım, çok önemli. Kız bana bak. Ablamın yanında soramadım ama. Hı? Akşam ne oldu? Anlat bakayım. Ha? Bir şey yok. Hı. Başladık yine bir şey yok teyzelere. Teyze şunu versene. Al. Alo buyurun Merve Hanım. Ada Hanım merhaba. Eğer müsaitseniz ofise gelebilir misiniz? Bir problem mi var? Siz ofise gelin isterseniz burada konuşalım. Tamam. Görüşmek üzere. Yok bir şey teyze. Ver. Nergis Hanım, Aslan Bey. Tek bir soru soracağım. Neden Ada ile benim ilişkime karşı çıkıyorsunuz? Niye? Ada söylemedi mi sana? Ben söyledi diye biliyorum. Baht. Kötü baht. Onu biliyorum. Niye soruyorsun hala o zaman? Nergis Hanım,
Siz akıllı ve zeki bir kadınsınız yani. Yavaş ol komando, yavaş. Yanlış anladınız Aslan Bey. Ben kötü niyetle söylemek istemedim. Ben sadece bu duruma anlam veremiyorum artık. Anlıyor musunuz? Anlaşılacak bir şey yok zaten. Gerek de yok. Ya biz zaten senin sağlam pabuç olmadığını geçen gece anladık. Böyle evi boş bulur bulmaz. Siz yanlış, diye. Yanlış anladınız. Çok kötü bir yanlış anlaşılma. Zaten ben de bunu açıklamak. Hep de öyle derler zaten. Açıklayabilirim. Ben öyle diyorum çünkü açıklayabilirim. Nergis Hanım. Açıklayacak bir şey yok delikanlı. Sen uğraşma tamam. Bak kocamı duydun. Siz mutlu olamazsınız. Mümkün değil. Nergis Hanım bu... Biz bu adanın ilk aşkı yüzünden mutlu olamayız değil mi? Peki şimdi size soruyorum. Nergis Hanım, Aslan Bey. Bu adanın ilk aşkı şu anda bir suç işlediyse ve şu anda hapisteyse... Ya bu adanın ilk aşkı evlendiyse, barklandıysa, çoluk çocuk sahibi olduysa, mutlu mesut yaşıyorsa mesela. Yani belki de bu adanın ilk aşkı şu anda bu dünyada değil. Bilinmez değil mi? Yani biz bir bilinmez yüzünden niye ayrı kalıyoruz? Niye bizi yazık ediyorsunuz? Sen nereden çıkarıyorsun bunları? Adanın ilk aşkı gayet de bekar, eli yüzü düzgün, hali vakti yerinde, işi gücü yerinde ve adaya da hala çok aşık. Anlamadım ben. Ada hala istiyor mu? Anlamadım. Sen bir aradan çekilirsen isteyecek. Bak Ada ilk aşkıyla evlenecek. Ama bugün olur. Ama yarın. Ama yıllar sonra bilmiyorum. Allah bilir. Ama Ada ilk aşkıyla evlenecek. Öyle olması gerekiyor. Hatta geçen gün buluşturdum ikisini. Ben anlamıyorum. Ada hala görüşüyor mu bu herifle? Yani bu herif o kadar yakınlarda mı, yakınımızda mı yani? Aynen öyle. Kim Nergis Hanım? Kim bu adam? Herkesin bildiği ama benim bilmediğim kim bu herif? Merve Hanım, Ada Hanım geldi. Gelsinler. Buyurun. Ada Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Ada Hanım, merhaba. Ben Turgut Aşkın. Ada Tözün, memnun oldum. Ne söyleyeyim size? Çay, kahve, bir şeyler? Bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Ben sadece buraya alelacele neden çağrıldım onu merak ediyorum. Yani davayla ilgili bir sorun mu var? Ada Hanım affedersiniz gerçekten. Sizi telaşlandırmak istemezdik. Davayla ilgili bir sorun yok merak etmeyin. Tamam. Nedir peki? Neden çağırdınız? Ben beklenmedik şekilde evlenme teklifi aldım da. Öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. 3 gün sonra evleniyorum. Bir ayda burada olmayacağım. Balayında olacağım. Dava? Bizim dava ne olacak? Turgut Bey firma sahibimiz. Kendisi davanıza yeni bir avukat atanana kadar ilgilenecek. Hayır hayır. Sonuna kadar. Ada Hanım'ı boşuna telaşlandırdık. Sizin davanıza ben bakacağım. Siz mi bakacaksınız davaya? O zaman ben müsaadenizi rica edeyim. Malumunuz hazırlıklar var. Efendim Merveciğim, müsaade senin. Teşekkür ederim. Ada Hanım, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı olsun tekrar. Teşekkür ederim. işte bak, evlilik telaşı. Bugüne kadar yüzlerce ailenin boşanma davasına baktı. Ne ailelerin parçalanışını gördü. Ama evleneceğim diye çok mutlu. İnsanın umutları hiç tükenmiyor. Öyle değil mi? Şimdi bizim dava sizde, öyle mi? Siz hiç merak etmeyin. Ben çözerim. Vallahi gittikçe çok garipleşiyor. Gerçekten ilginç bir hal alıyor. Neymiş o ilginç hal alan? Ben sordum adaya. İlk aşkın kim diye ben sordum tabii ki. Sordum yani ben. Ne dedi? Bir şey demedi Nergis Hanım. Yani doğru düzgün bir cevap vermedi.
Sizin gibi. Garip. Çok garip gerçekten. Çok garipsiyorum bu durum ben artık. Ya kız abla gördün mü? Ada evdeymiş. Boşuna günahını aldın kızı. Ne bileyim ben Rüzgar öyle deyince. Kız abla bak Rüzgar demişken Rüzgar'ın adanın ilk aşkı olduğunu kimse bilmiyor. Vallahi aman diyeyim ağzına kaçırma abla aman diyeyim ha. Ya biz niye saklıyoruz ki anlamıyorum. Kız ama sen kafayı yedin herhalde. Orası çocuğun ekmek kapısı. Çocuk yeni yaşında terfi almış. E şimdi evini kuracak, bir yuvasını kuracak, bir düğün, dernek masrafı olacak çocuğun değil mi? Tabii. E Bora Bey bunu öğrenirse ne yapar? Çocuğu hemen hop işten gönderiverir. Hah, ekmek aslanın ağzında. Sonra ara ki iş bulasın da, maaş alasın da. Oğlum, seni ilgilendiren bir konu değil zaten. Ada da o yüzden söylememiştir. İyi de yapmış. Sen de gerçekten adayı seviyorsan eğer, onun mutlu olmasını istersin değil mi? Onun nasıl olacağı da belli zaten. Evet, belli. Onu siz karar vereceksiniz. Hayır, ben değil. Tecrübat. Doğru. Şu ilk aşk. Şu ilk aşk gizli aşk. Bir benim bilmediğim şey. Doğru. Haklısınız, öyle olsun. Peki. Peki sizin dediğiniz gibi olsun, öyle olsun. Anladım ben anlayacağımı. Bak oğlum. Bak onca zaman sofranıza oturduk. Ekmeğinizi paylaştık. Zafer Bey'e olan hürmetimiz sonsuz zaten. Ben Zafer Bey'in de hatırına bu konuyu burada kapatıyorum. Sen de kapat. Sen de kapat. Hadi yolun açık olsun. Anladım ben anlayacağımı zaten. Ben müsaadenizi isteyeyim. Yok 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 yok. Siz zahmet etmeyin. Ben yolu biliyorum. Ben yolunu biliyorum. Ne yapacağım biliyorum ben. İyi günler. Rüzgar'dı değil mi? Evet, Rüzgar. İsterseniz Rüzgar Bey'in ayakkabı bağcığına kadar alırız. Yok yok, yok hiçbir şey istemiyorum ben. Ne tazminat, ne nafaka, hiçbir şey. Ben sadece boşanmak istiyorum. O da en kısa zamanda olsun lütfen. Siz hiç merak etmeyin. Ben halledeceğim. Oldu o zaman. Ben kalkayım, haberleşiriz. Ben size eşlik edeyim. Aa, hiç gerek yok, sağ ol. Nereden geliyorsun? Evden. Evden geliyorsun. Evet. Evet, evden. Evden çıktın, buraya geldin yani öyle mi? Yok. Şimdi ben sabah kalktım. Kişisel ihtiyaçlarımı giderdim. Kahvaltımı yaptım. Başka detay, gireyim mi başka detaylara? İster misin? Yok yok girme ben. Evden çıkınca belki bir yere uğramışsındır. Böyle gelmişsindir diye şey ettim ben. Yoksa başka bir şey yok. Uğradım evet. Uğradım. Ben benzinliğe uğradım. Benzinliğe uğradım. Bak ne aldım. Sakın. Sevmem ben sakız. Sakız sevilmez mi ya? Ne demek sakız sevmem? Harika. Şaplatma ağzını. Harika bir sakız. Ağzını şaplatma. Önden buyur hadi. Ben çıkıyorum. Git. Sabahtan beri seni arıyorum kaç defa? Adaya sürpriz hazırlamakla meşguldüm. İnanılmaz bir şey hazırladım. Yani adanın bayılacağı türden bir şey hazırladım bak. Şimdi ben onu gizlice eve davet edeceğim tamam mı? Yani bir bahane bulacağım ve onu eve davet edeceğim. Ada eve girdiği gibi ada iptal. Ada şok. Yani diyecek ki aman Allah'ım bu Rüzgar ne kadar romantik biri. Aman Allah'ım bu Rüzgar ne kadar karşılık olamaz biri. Yani Bora'yı aklından saniyesinde silecek. Bak görürsün olacak bu. Olacak. Harika bir plan. Ama keşke önce bir sağlamasını yapsaydın bu planın. Yani bir işler yolunda mı diye kontrol etseydin önce. Hayırdır?
Sen niye bu kadar gerginsin? Şu an senin yani kutlama falan yapman gerekmiyor mu? Baskın patladı Rüzgar. Baskın balon oldu. Ada kaçtı. Her nasıl bir şekilde bunu başardıysa ada kaçtı. Bora'yla hala beraberler yani. Ne? Nasıl yani ya? Vallahi bilmiyorum. Ada bu. Böyle bir yolunu bulmuştur. Hiçbirimizin tahmin etmeyeceği bir şekilde kaçmıştır. E ne yapacağız şimdi? Vallahi onu da bilmiyorum Rüzgar. Bu sefer sen düşün artık. Şu omuzlarının üzerinde taşıdığın şu ağır şey bir işe yarasın artık. Ha, işe yaramıyor yani, onu söylemek istiyorsun öyle mi? Yani burada saksı var. Bunu mu ima etmeye çalışıyorsun? Vallahi yani şu ana kadar işe yarar bir şey çıktığını görmedim o saksıdan. Üzgünüm. Bence sen insanlarla konuşurken kelimelerini seçmekte biraz daha dikkatli olabilirsin. Hı? İnsanları üzme, beni üzme. Çünkü istersen ben seni çok üzebilirim. Bilmiyorum, biliyor musun? Ok. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Ne oluyor burada? Cevap yok. Aranızda bana bu saçmalığı açıklayacak biri var mı? Yok. Cevap yok. Yani siz birbirinize kağıttan uçak yapıp atabildiğinize göre işler bitmiş. Oyuna geçilmiş. Koca şirkette iş bitmiş, oyun oynamaya geçilmiş öyle mi? Bana bakın. Aranızda oyun oynamak isteyen varsa insin aşağıya çocuk parkına. Oyun oynasın ama gitmeden önce istifa dilekçesini versin. Öyle gitsin, tamam mı? Bana bakmayın. İşinize bakın. İşinizi yapın. Herkes işini yapsın bu şirkette. Herkes. Adacığım, sen bir bana bakabilir misin? Herkes işini yapsın dedim ben. İşine baksın dedim, değil mi? Kuzen, kuzen bir gelsene. Bir şey konuşmam lazım sen. Bir şey konuşmam lazım, özel bırak. Bir şey de. Tamam, bırak. Bırak. Tamam, tamam. Eğer şirkette bir daha bu saçmalıkla karşılaşırsam hepinizi kovarım, haberiniz olsun. Hepinizi. İşinize bakın. Tamam kuzen, sakin. İşinize bakın! Dedi, işinize bakın dedi ya. Uçağı adamın kafasına atarsa da öyle olur tabii. Bilerek mi attım sanki? Şakalaşıyorduk, yanlışlıkla gitti. Zaten kafasına gelmedi ki, önüne düştü. Olacağız senin yüzünden. Çok kızdı. Kuzen, kuzen, kuzen. Tamam, sakin ol. Herkese sarıyorsun. Bir dur ya. Geç hadi. Tamam hadi, bırak beni, bırak. Giriyorum içeriye, bırak. Tamam. Nasıl vurarak giriyorsun şeyde, kapıya da? Ne oluyor? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Ben tanıyorum seni herhalde. Biz kuzenden öteyiz, biliyorsun değil mi? Bir şey var. Ne oluyor, anlat. Ya Ali, soruyorum adaya. İlk aşkım nerede bilmiyorum etmiyorum. Uzun zaman önceydi falan diyor. Gidiyorum teyzesine soruyorum. Bana eviliyor, geveliyor. Bambaşka şeyler anlatıyor Ali. Kuzen bir sakin ol, sakin ol. Bir tane tane anlat. Baştan anlat. Geç bir. Oturalım. Sakin ya. Sakin ol ya, sakin. Dün akşam Bora, hı, üstelik kendi evinde bir kadınla berabermiş. Berma teyze basmış. Hı, öyle mi? Evet. Ama tabii sen artık Bora'yla beraber olmadığın için seni ilgilendirmez. Ama ben yine de senin bunu duymak isteyeceğini düşündüm. Yanlış düşünmüşsünüz. Bayağı yanlış düşünmüşsünüz. Bora Bey'in ne yaptığı, ne ettiği artık beni ilgilendirmiyor. Hiç umurumda değil yani kendisi. Aha, tabii 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 tabii. Öyle, orası öyle ama işte ben iki kız dedikodu yapalım istedim. Hmm. Çünkü kadınlarla erkekler çok farklı. Biliyor musun? Erkekler Bluetooth gibidir. Yakınındaysan çeker, uzaklaştığın anda yeni bir cihaz aranıyor moduna geçerler. Biz kadınlar, biz öyle miyiz? Biz etraftaki bütün cihazları görürüz, en kuvvetli olana bağlanırız. Siz hiçbir yerine çekmiyorsunuz ama. Ne? Ne? Nasıl? Haklısınız. Çok haklısınız dedim. Hani Bora Bey beni ilgilendirmiyor. O benim sadece patronum. Bitti gitti yani. Doğru söylüyorsun. Tabii. Orası öyle. Öyle. Sizin aşkınız olacak gibiydi. Hı. Ama itiraf etmem gerekirse olmayacak gibiydi de. Öyle mi? Neden? Yani şu an bir önemi yok tabii de merakımdan sordum neden diye. Aha, ama şey yapmayacaksın, hani bozulmak, alınmak falan yok. Ben seni çok severim biliyorsun. Aa, ben de sizi çok severim. Duygularımız karşılıklı, bilmez miyiz? Evet, kesinlikle tabii. Öyle. Tabii. Yani biraz şey. Ne?
siz biraz uygun değildiniz. Yani o anlamda ayrılmanız iyi oldu diyebilirim. Yani çok uzatmadan. Haksız mıyım? Haklısınız. Çok haklısınız. Ne yapalım? Önümüze bakalım. Önümüzdeki maçlara bakalım biz de, değil mi? Oldu o zaman. Çok doğru söyledin. Sen bence önündeki maçlara bak. Tabii söylerim ben, doğru söylerim. Ben müsaadenizi isteyeyim mi? Müsaade senin. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler. Peki sen işine bak. Yalancı. Yalancı. Ha, benim de o işim vardı. Ben gideyim, o şimdi aklıma geldi işte. İşte unuttum şimdi aklıma geldi. Naver Ada, iyi. Tuğçe'nin ayrıldığımıza inanmıyor. Ağzı başka, yüzü başka söylüyor. Yapma ya. Ağzı başka, yüzü başka söylüyor. Bu bana bir yerden tanıdık geliyor da. Ya teyzemler, Belma teyze senin evde olduğunu nereden öğrendi? Ya bak adım gibi eminim o bizi takip etti. Vallahi bizi takip etti. Bir şeyler yapmalıyız. Bir şeyler yapmalıyız. Birlikte olmadığımızı inandırmak zorundayız. Neye gülüyorsun? Sen ciddi misin? Ciddi misin sen Ada? Ben sana ne dedim? Bu kadar oyuna yalana ne gerek var? Çıkacağız teyzenlerin karşısına, her şeyi bir bir anlatacağız. Ne olacak, bize ne yapabilirler? Biz insanlara gerçekleri anlatırsak, gerçekleri söylersek bize ne yapabilirler Ada? Beni Bursa'ya götürebilirler. Kaç yaşındasın sen? Hı? Kaç yaşındasın sen Ada? Teyzenler hadi Bursa'ya gidiyoruz dediğinde sen gitmiyorum diyemez misin? Diyebilirsin değil mi? Yani bu benim özgür hayatım, istediğimi yaparım diyebilirsin değil mi? Bence diyebilirsin. Ev kiraları çok mu yüksek Bora? Ne diyorsun? Anlamıyorum. Sen kafana göre bir ev bulamaz mısın? Dayayıp döşeyip oturamaz mısın içinde yalnız başına ha? Niye hala babanın evindesin? Niye babanlarla yaşıyorsun? Elif için. Değil mi? Elif üzülmesin diye. Seni o evde tutan şey neyse, beni Bursa'ya götürecek şey de o. Sevdiklerimiz üzülmesin diye. Teyzemler ya da Elif. Aç. Aç istersen. Önemlidir belki. Yok yok, bir şey olmaz. Ben sonra ararım onu. Kim? Arkadaşım, bir arkadaşım benim. Bir arkadaşım. Evet, bir arkadaşım değil mi? Böyle sabahtan beri sorgu sual ya. Ne o be, ben anlamıyorum şu an. Ne o böyle, olmaz. Böyle sorgu sual olmaz, tamam. Soruyoruz da sanki cevap alabiliyoruz. Aa, anlaşıldı. Sen çok gerginsin. Beni de geriyorsun. Biz birbirimizi özleyelim biraz. Özleyelim, birazcık sakin kalalım, ayrı kalalım biraz. Kafanı dinle sen. Özle beni. Turgut aşkın. Turgut aşkın. Bakalım kimmiş şu Turgut denen herif. Abla ne diyorsun sen? Kız sorma var ya, sorma, yakalanacaklar diye aklım çıktı yemin ediyorum var ya. Of, şu boşanma işi bir bitse de bir düze çıkıp rahatlasalar ya. İkisi de birbirini yiyip duruyor. Hayır, Bora da taktı yani, ilk aşkı kim, ilk aşkı kim diye diye sorup duruyor. Eyvah! Bora rüzgarı bulursa ben de patlarım. Ali beni bırakır bile. Nedenmiş o? Ali ben evlendim, boşandım diye biliyor. Ne? Ne? Sus, ne yapıyorsun abla ya? Kız ne diyorsun? Şimdi şöyle, Ada'nın durumu ortaya çıkmasın diye biz böyle bir yalan söyledik. Ama aslında olan şu... Ha, dur. Anlatma, benim devrelerimi yakma. Kızım, sizin ne yaptığınızı anlamak, su dokup çözmekten daha zor, yemin ediyorum ama ya. Ama bak, bir... Ay, az akıllı olun. Atma, yanacak, beynim yanacak, biliyorum. Selin'cim, bir kahve alabilir miyim lütfen? Yasemin ablacığım, rica etsek bir kahve alabilir miyiz? Olur. Ben senden istemiştim ama kalsın. Aa, bari siz yapmayın ya. Bir dakika ya. Bir dakika, nesi varmış benim kahvemin? Bir şey yok ondan. Sen sırf beni sinir etmek için böyle davranıyorsun değil mi? Yok, ne alakası var? O zaman ne bu tavırlar? Tavır falan yapmıyorum. Sen baht dedin, ben de tamam dedim. Hayır efendim, öyle demedin. Bu bahtı birlikte yeneriz dedin. Diyelim ki yapamayacağımı anladım. Hı? Öyle mi? Benim tanıdığım Evren böyle biri değil. Yasemin, hadi sana kolay gelsin, benim işim var. Öyle
arkamı dönüp kolayca gitmek yok Evren Bey. Ben buradayım, hiçbir yere ayrılmıyorum. Böyle ensendeyim, ensendeyim. Ada. Konuşalım mı? Ney? Gel, sen anlatacağım, gel. Vallahi ne anlatacağını hiç merak etmiyorum. Gerçekten sıfır merak. Bizim seninle konuşacağımız tek şey bundan sonra mahkeme tarihi olacak. O da çok yakın zamanda. Ya tamam, bak bir şey diyeceğim. Bak, iyi haber lafın üzerine arar. Kim o? Sana ne? Yakında haberi gelir. Efendim Turgut Bey. Yani anladım, anladım Turgut Bey. Tamam da neden restoranda buluşuyoruz? Yani ben ofise gelseydim, çok tuhaf değil mi sizce de? Vakit kaybetmeyelim diye. Siz söylediniz bir an önce boşanmak istediğinizi. Ben süreci hızlandırmaya çalışıyorum. Aynen sizin istediğiniz gibi. Doğru, doğru, doğru. O zaman saat 7'de buluşuyoruz. Tamam, o zaman adres verin, ben sizi aldırayım. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Ben kendim gelirim. Teşekkür ederim. Oldu. Bu ne? Yazım. Bitti. Eline sağlık. Çıkabilir miyim? Nereye? Ve neden? İşim var. Mesaim bitti benim. Tamam. Tamam. Tamam, çıkabilirsin. Ben şimdi yazını okuyacağım. Eğer aklıma bir şey takılırsa seni ararım. Telefonun açık olsun. Olur. Olur. Turgut Bey, yani buranın böyle bir yeri olduğunu söylesek biz, ben işten çıkar çıkmaz gelmezdim. Bu kıyafetim için kusura bakmayın. Rica ederim adam, ne demek? Kıyafet yürümeyi, para konuşmayı öğretir. Yani sizin yürümek için kıyafete ihtiyacınız yok. Sen bayağı böyle yürüyorsun da burası çıkmaz sokak. Efendim? Ha? Yok, haklısınız. Çok haklısınız. Evet, çok haklısınız. Şu dava konusuna gelecek olursak. Dava dilekçesi inceledim. Yani ufak tefek hatalar var. Hatalar mı? Aslında Merve hata yapacak bir insan değil de müstakbel damadımız herhalde aklını başından almış gibi. Ne gibi hatalar peki? Ne olmuş? Daha çok vaktimiz var. Önce bir şeyler mi yesek? Buyurun. Bakmam lazım. Tabii. Alo efendim. Alo Ada. Şimdi senin yazına bakıyordum da. Sen neredesin? Ben dışarıdayım. Arkadaşımlayım. Arkadaşınla. Peki anladım. Sen şimdi yazında şey demişsin. Direkt yüzüne söylemektir aşk. Her şey olabildiğince açık. Evet evet. Direkt değil. Direkt. Olacaktı o. Sen yazım yanlış yapacak bir insan değildin. Ne oldu? Arkadaşınla buluşan diye heyecanlandın. Kafan mı karıştı senin? Ne oldu? Hı? Acele mi ettin? Düzeltirim. Düzeltirim ben onu. Ben senin sohbetini böldüm galiba. Tamam, düzeltirim. Sıkıntı yok. Halledeceğim ben. Oldu, oldu. Tamam, tamam. Oldu. Oldu. Peki, peki. Oldu, oldu. Sağ olun. Sen sağ ol. Kusura bakmayın patronum. Yazınla ilgili bir şeyler söyledi de. Yazınız? Yazarım ben. Bir internet sitesinde ufak tefek küçük böyle hikayeler, denemeler falan yazıyorum. Öyle mi? Süper, yani biz seninle meslektaşız biliyor musun? Anlamadım.
Yani ben içtihatlar, madde kanunları, emsal yasalarla ilgili işte savunma yazıyorum. Daha doğrusu müvekkilimi korumak için. Sen diyebilir miyim? Sen benzetmeler ve kelimelerle hikayeler kuruyorsun. Hayatı, belki de aşkı anlatmak için. Bakar mısın? Senden bir şey isteyebilir miyim? Tamam, buyurun efendim. Yaklaş. Turgut Aşkın'mış beyefendinin adı. Ben yanı olduğum için tanımıyorum. Fakat sık sık gelirmiş buraya. Tam da tahmin ettiğim gibi. Bak, bak ne güzel onu söyledin. Ben bir yerden tanıyorum diyorum bu adamı. Çıkaramadım şimdi, göz sözü elli kayıp olmasın. Selam vermem lazım. Sağ ol, sağ ol. Gel, gel. Teşekkür ederim. Aldım çevre koyalım bakayım. Demek ilk aşkınla adam. Hadi. Turgut Bey. Turgut Bey. Lütfen. Tamam Turgut Bey. Ben müsaadenizi istesem olur mu acaba? Ama daha yeni oturduk. Bir kahve falan içecektik seninle. Ben içmiş kadar oldum. Çok sağ olun. Ben de çarpıntı yapıyor kahve. Çarpıyor bana. Çok çok sağ olun. Benim eve dönüp şu yazımı düzeltmem lazım da. Patron beni sıkıştırıyor sonra. Onu halledeyim. Aklım orada kaldı. Sağ olun. Tamam madem öyle hadi ben de seni eve bırakayım. Yok yok. Ne gerek var? Ben geldiğim gibi giderim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Zahmet etmeyin. Siz zahmet buyurmayın. Tamam. İsrar etmiyorum. Aa, bu etmemiş halinse. Tamam. Afiyet olsun size. İyi akşamlar, hoşça kalın. İyi akşamlar. Garson bey, hesabı getirir misin? Garson! Turgut! Beyin hesabını benim masaya yazın. Tamam. Peki efendim. Pardon ama ben sizi çıkaramadım. Bora. Bora doğru söz mü? Hiçbir çağrışımı yapmadım. Oturabilir miyim? Oturabilirim tabii. Hadi bakalım. Niye oturmayayım ki? Sizi dinliyorum. Sana öyle bir teklifim var ki. Teklif? Göreceksin. Kaçabilecek misiniz? Ada Hanım. Bora doğru sözle randevum vardı. Hoş geldiniz. Buyurun ben size eşlik edeyim. Kendi. Turgut Bey geldiler. Gelsinler. Tabii ki. Gelsin, gelsin Bora. Hoş geldiniz Turgut Bey. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Buyurun, şöyle oturun. Geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Buyurun. Dün akşamki görüşmemizden sonra gelmemek olmazdı. Tabii. Yakışmazdı. Turgut Bey, konuştuğumuz gibi yapacağız. Ben her şeyi ayarladım.
Tamam, nasıl isterseniz. Çok hızlı bir giriş olacak Turgut Bey. Size bütün prosedürleri bir bir anlatacağım, merak etmeyin. Ada! Gel, gel. Gel. Buyurun Bora Bey. Buyurun, ne yaptım ben yine? Devleri dağları ayırmamış mıyım? Ne yapmışım, ne kusur işlemişim? Buyurun söyleyin, dinliyorum. Yok. Yok, yazında hiçbir sıkıntı yok Ada. Ben seni buraya biriyle tanıştırmak için çağırdım. Turgut. Turgut Aşkın. Biz zaten tanışıyoruz. Ya. Ya, öyle mi? Misafir. Aa, misafir gelmiş, kahve. Ben size hemen bir kahve yaptırayım. Selin'in bir kahvesi var, 27. nesil Türk kahvesi. Turgut Bey, siz nereden tanışıyoruz demiştiniz? Kahveniz nasıl olsun? Nasıl olsun kahveniz? Şekerli, şekersiz, orta, ortasız. Nasıl yapabilirim kahveyi? Sade de yaparım. Ada, ben Turgut. Ya bir merhaba demeyecek misin? Anladım ben, anladım. Siz kahve içiyorsunuz. Ben hemen adam kahve kahve diye diye öldü ya. Gideyim de getireyim boğazı kuruduysa. Ada, bak. Turgut Bey merhaba diyor, duymuyor musun? Seni tanıdığını söylüyor. Sen tanıyamadın mı yoksa Turgut Aşkın'ı? Tabii ki de tanıyorum ben onu ya. Ben onu çok eskiden tanıyorum. Oo, ama öyle böyle değil. Bayağı eski. Çok eskiden tanışıyorsunuz. Bayağı eski, evet. Tam da tahmin ettiğim gibi. Bora Bey, biz Turgut Bey'le... Evet Ada, siz Turgut Bey'le, çok zor bir soru olmasa gerek. Evet, zor bir soru değil. Kolay bir soru. Tabii ki. Cevabı da kolay olmalı değil mi Turgut Bey? Ben beyi attığımızı düşünüyorum. Aa, hayırdır? Kahveye mi geldin? Yok canım, kahve istemiyorum. O zaman? İşte öyle turluyorum, bakınıyorum etrafa. Hadi hadi. Kestane şekerimi özledim de kurtul. Ay seni. Ya yok, ben yapamayacağım. Bu böyle Yasemin'i kıskandırma olayları falan, bak ben Yasemin'i gerçekten kaybedeceğim. Evren bak, bana odaklan. Bu yolda ölmek var, dönmek yok. Anladın mı? Ama Selim, benim böyle Yasemin'siz yürüdüğüm yollarda ayağıma dikenler batıyor. Ya tamam işte. Kıskandırarak o dikenleri böyle birer çiçeğe çevirmek senin elinde. Bak şimdi dozu birazcık daha arttıracağız. Hem ben sana ne dedim Evren? Kestane şekerini sonsuza kadar kaybetmek istemiyorsan gerekirse bağrına taş basacaksın. Ama geri dönmeyeceksin. Tamam? Ama çok üzülür. İyi de Evren, bunu sizin için yapmak zorundasın yani. Bizim için. Sizin için. Yasemin için. Yasemin için. Evet. Evet. Bu hukuk elçisi beyefendi benim avukatım. Bu beyefendi, bu senin avukatın öyle mi? Avukatım. Peki ben kusura bakmazsan bir soru sormak isterim Ada. Senin bu Turgut Bey'le ne gibi bir işin olabilir? Yani senin bir avukatla ne gibi bir işin olabilir? Merak ettim. Gerçekten şu an güceniyorum. Gücenme, bir izin ver, ikimiz konuşuyoruz. Tamam. Evet Ada. Miras. Miras davam var da benim. Onun için. Miras davam var benim, onun için. Eski tanıdık ya, ucuza getirdim. Miras. Kusura bakmayın ama burada müdahale etmek zorundayım. Avukat kimliğimle. Ada Töz'ün de dahil olmak üzere hiçbir müvekkilim hiçbir konu hakkında açıklama yapmak zorunda değil. Avukat olarak ben de size bilgi vermeyeceğim yani. Şimdi Turgut Bey, ben bu miras konularının gizli yürütüldüğünü bilmiyordum. Yani sizin müvekkilinizin başka bir sorunu, başka bir derdi yoksa eğer. Başka ne sorunum olabilir benim? Benim başka ne sorunum olur? Benim bir avuç bir arazi kalan mirasımız var. Biz onu paylaştırmaya çalışıyoruz aramızda. Bora Bey, siz zenginsiniz, bilmezsiniz ama biz fakirler için çok önemli bu. Kim ne kadar aldı, ne kadar paylaşıldı? O bir karışın ne kadar önemli olduğunu bir bildiniz bizim için. Tamam Ada, tamam. Anladım ben. Anladım. Bana açıklama yaptığın için çok memnun oldum. Teşekkür ederim, sağ ol. Rica ederim Bora Bey, rica ederim. Peki, sizin Turgut Bey'le ne gibi bir işiniz var? Ben onu merak ettim de azıcık. Söyler misiniz bana, benimle paylaşır mısınız? Turgut Bey... şirketimizin yeni hukuk danışmanı. Ne oldu Ada? Şaşırdın?
Çok iyi, çok iyi, çok iyi karar. Bence de. Bence de öyle. Yani ne iyi tercih biliyor musun? Senin avukatının bizim şirketimizde çalışacak olması bizim için çok büyük bir şans. Ah şans çok. Ah şansın böyle şansın ben. Anlamadım. Ha? Ha? Kahve söyleyeyim. Ha. Kahve söyleyeyim getirsinler. Hı-hı. Bu kahve için ya. Bu kahve içiyor bu. Yürü hadi çık yürü. Ne oluyor be? Yürü durma şurada, yürü durma şurada. Yürü gel peşimden. Evet, Turgut Bey. Bey dememde sıkıntı yok değil mi? İsterseniz atabiliriz beyi aramızda. Ne oluyor yine ya? Turgut Bora'nın odasında olan bu. Turgut kim ya? Yeni boşanma avukatımız. Ne? Ne alaka peki? Ne zaman değişti? Dün sabah değişti. Merve Hanım Atta'ya gitti, Turgut Bey geldi. Hatta şu an Turgut Bey, Bora Bey'le sohbet ediyor. İkimizin evli olduğunu bilen avukatımız şirkete hukuk danışmanı olarak geliyor. İyi de ne alaka abi? Bir dakika, yani Bora adamı nereden bulmuş bir kere ya? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ha. Tabii siz ayrıldınız yani. Sen şimdi Bora'ya hesap da soramıyorsundur. Tabii. Bana bak. Ayrıldık. Evet bak, ilmalı ilmalı konuşma seni. Sen söyleyeceksin. Tamam mı? Ne işi var sen söyleyeceksin. Ben ne bileyim kızım? Nereden bileyim ben? Şirket ortağı, eski sevgilin, yeni kankitoşuna sorabilirsin mesela. Ha? Belki de o Bora'ya tavsiye etti Turgut'u. Tuğçe. Tuğçe ne alaka ya? Gizli gizli avukatı arayıp soruşturmuyor muydu? Eğer Tuğçe'nin işi ise seni yakarım. Seni yakarım. Öğren. Öğren, hemen öğren. Kolay gelsin Rüzgar Bey. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hı? Ne saçmalıyorsun sen? Turgut'u diyorum, Turgut'u. Bora'ya sen mi akıl verdin Turgut'u işe al diye? Turgut kim? Mesele ne? Bora'yla ne alaka anlamadım. Bilmezlikten gelme güzelim. Daha dün avukat meselesini kovalıyordun, ne oldu? Hı? Tuğçe, birbirimizin arkasını kollayacağız dedik. Eğer arkamdan iş çeviriyorsa... Rüzgar, hiçbir fikrim yok kimden bahsettiğinle alakalı. Sen bana bunlarla geleceğine git, Bora'yla adayı nasıl ayırırız onu düşün. Beni meşgul etme ya. Benim kafam çalışmıyordu hani. Saksı vardı burada. Sen yap. İyi, tamam bulurum. Tamam, hadi git, benim sinirimi bozma ya. Tamam, gideceğim şimdi ama unutma. Tamam. Turgut kim ya? Aşk kendi seçer.